Doğumu kim başlatır muhabbeti vardı. Evet, onu soracağım. Bebek mi, anne mi? Ben bu merakımıza giderirseniz çok memnun olurum. Ya da baba mı başlatır bilmiyorum. Belki babalara Yenilik katıyormuşuz hocam, baba bu işi. Türkiye gibi özel hastanelerin çok yoğun olduğu yerlerde başlatan kişiler değişiyor. Ama oraya girmezsek son, yani biz de bilmiyorduk zamanında ama son yıllarda bebekten salgılanan, akciğerinden salgılanan bir proteinin hazırım mesajı verdiği ve bir takım olayları tetiklediğini gösteriyor. Hala tam olarak açıklandığını da söylemek mümkün değil ama bebek hazırım mesajı veriyor veya tehlikedeyim mesajı veriyor. İkisinden birini veriyor. Ha tabii modern tıp iyi gittiği için bebek o mesajı vermeden daha önce bebekleri kurtarıcı işler yapılıyor. Sezaryandı, müdahaleydi. Ama yapılmasa bebek gene o mesajı veriyor ama tabii o zaman bazen de kayıp, yani bebek de yetemiyor bazen. Cevabı o. Bebekler hazır olduğu zaman o mesajı veriyor. Dünya Sağlık Örgütü şu anda temel söylemlerinden biri, bırakın doğumlar kendiliğinden başlasın. Kendiliğinden başlayan doğumlar daha kolay oluyor. Daha az komplikasyon gözüküyor diyorlar. Ya insanın fabrikalarında çok tekrarladığım bir şey var. Yani insan ve bütün canlılar 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge'nin ürünüdür arkadaş. Yani 3,5 milyar yıldır büyük şehir çalışıyor. Bir şeyler yapıyorlar arkada. 2 günlük bilgimizde bir burnumuzu sokmasak, şöyle bir kurcalamasak, hani elinde jilet olan 3 yaşında çocuk misali her bildiğimizi denemeye kalkmasak aslında işler çok iyi olacak. Hakikaten bugün çok kısa da olsa doğumun fabrika ayarlarını konuşmuş olduk. Yani ben de hakikaten bir aydınlanma geçiriyorum. Biraz geç oldum benim için ama şu açıdan bir aydınlama geçiriyorum. Yani bunu fizyolojik olarak biliyorsunuz. İşte milyonlarca yıldır olan giden şeyin evet kendisini sürdürme yolu var. Bunu biliyorsunuz ama özellikle uygulamada sizler gibi bu meseleyi bu bakış açısıyla anlayıp aktarabilen ve yöntemleri tekrar fabrika ayarına döndürebilen birileriyle tanışmak benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü çoğu zaman insanlar yapılabileceğini bilmedikleri için yapmıyorlar. Ama yapılabileceklerini gördükleri anda yani bu gayet doğal bir şeymiş oluyor. O yüzden valla ben yani çok büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Fizyoloji derslerinde özellikle hemşirelik bölümlerine verirken ben doğumla ilgili bir video gösterirdim. O bebeğin çıkarken yaptığı 6 manevra var ya böyle şak şuk şak. Sınıfın yarısı ağlardı falan. Böyle çok enteresan şiirsel bir şey. Yani tutup da bunu böyle acıyla, sancıyla, kesmeyle, dikişle özdeşleştirmeyi bir bırakıp galiba biraz da tadını çıkarmak lazım. Vallahi ellerinize sağlık. Süper bir Çok, şey bu yapıyorsunuz. tadını çıkarma kısmı çok önemli gerçekten. Ve belki son bitirirken ben şöyle bir şey eklemek isterim izninizle. Bize gelen en önemli eleştirilerden biri şudur. Yahu doğum odasında mahremiyetten bahsediyorsunuz. 3 tane kişisiniz. Yani bu ne kalabalık mesela? Bu birincisidir ki zaten şu anda anlaşılmıştır, anlayan anlıyordur ki bizim 3 tane uzman ekibimizde kim ihtiyaç hasılsa o olayın içerisinde aslında orada böyle bir sirkülasyon vardır. Bazen anne baba tek başlarına kalırlar ve o mahremiyeti, o intimate süreci yaşarlar. Bazen ebe içerisindedir. Bazen ben psikolojik anlamda küçük çalışmalar yaparım ve bir müdahale gerekiyorsa da zaten doktor oradadır. Yani önemli olan aslında bu konteyneri, bu tutma halini yapabilme şeklidir. Ve bazen de aslında kadın hiçbir şeyi hiç kimseyi yanında istemez ve öyle bir duygusu varsa onu da ona sağlamaktır. Birebir destek her zaman olsun diyoruz ama bu kadın bunu tek başına yapamayacağı için değildir. Elini uzattığı zaman orada bir destek olmalıdır. Bu şart. O el boş kalmamalıdır. O çok önemli. İkincisi ise belki daha sonra bilmiyorum konuşuruz tabii, konular çok önemli. Kültürümüze ait çok önemli bir şey var. Söyleyeceğim güleceksiniz ama yani anneanneler ve babaanneler mevzumuz var bize bizim. Yani kaynana ve kayınvalide mevzularımız var. Yani Biz ben buna birkaç hafta sonra ikinci bölüm yapacağız ben size söyleyeyim. Valla hatta 3-4 gidebilir yani İnşallah. orada çok mevzu var benim de kafamda uyanan. Ya daha neler neler daha da var. Tabii Mesela canım. o kısmı da hemen söyleyeceğim, sonra geçeceğiz. Yani ben orada olmazsam kızım doğuramaz diyen bir anneanne kesitimiz var bizim. Ve bu çok Evet. kültürel bir şey yani. Üreyemez diyenler bile var gördük yani. Tabii o da ayrı bir mevzu. Ve sonunda şunu söyleyeyim, sonra çekileyim. Çünkü
Diğer bir konumuz da işin tabii maddi tarafı ve bu kadar üçlü bir ekiple nasıl bu maddiyatımızı yapacağız? İşte siz zaten hani çok lüks bir ekipsiniz falan filan gibi. Bu çok önemli. İşte o yüzden STK ayağı ve doğum için el ele derneği orada ortaya çıkıyor zaten. Sadece tek ricamız bizim doğuma hazırlık eğitmenlerimiz staj grupları var. Bu insanların ücretsiz staj gruplarını, doğuma hazırlık eğitimlerini veriyorlar bakın. Stajyer doula olarak, stajyer doğum psikoloğu olarak ücretsiz veya sadece süpervizyon ücretiyle doğumlarına insanların katılabiliyorlar. Yani bu insanlar aşkla kapıda bekliyorlar ve gebe bulamıyorlar. Dolayısıyla da hiçbir bahane kabul etmiyorum. Zamanımız var yani. Olduğu müddetçe, yani yüreğimiz olduğu müddetçe, siz bizden her şeyi istediğiniz müddetçe ben kapınıza doula da yığarım, doğum psikoloğu da yığarım, her şeyi yığarım. Vallahi yürüyün gidiyoruz, kalk. Yeminle süper oldu. Ekip sadece enteresan bir de gaz yani. Hocam bu arada hemen siz daha ikinciyi yaparız dediniz. Yorumlardan hızlı bir şekilde ikinci, üçüncü, dördüncüyü bekliyoruz. Yorumları geldi evet, hızlı hızlı. Yani hakikaten bir planlayarak özellikle benim de aklımda evet. Bazı sorular birikti şimdi. İşin doğum teknik kısmından sonra bir de birkaç bölüm sonra belki. Özellikle galiba Neşe Hanım'la biraz bu prenatal psikoloji olayına girmemiz gerekecek gibi geliyor. İnşallah. Çünkü bizim açık beyinde anlattığımız, verdiğimiz eğitimlerde konuştuğumuz konularla çok alakası var gibi. Valla bence bu sadece merhaba oldu ha, yani tanıştık. Yeni çıktı. Yani buradan tanışıyoruz artık bak. Yani sizin YouTube kanalınıza bakarken zaten böyle bir serileriniz var. Onları biraz kıskanmıştım. Bir seri de bizde olmalı demiştim. Öyle yani, mi? Kanal öyle sizin. Vallahi içimden geçen samimi söylüyorum. Duygum buydu yani. YouTube biz bunu kanalımız, seriye bağlarız demiştim. YouTube kanalımız böyle hayırlı işler için kuruldu. Ne kadar fikir o kadar program valla. Bizim de isteğimiz, dileğimiz o. Çok çok memnun olduk size tanıştığımda. Tekrar sevgili Hazal'a bu güzel tanışıklık için herkesin evet, huzurunda teşekkür ediyorum. Hem size bu akşam vaktinizi ayırdığınız için biliyorum birazdan başka bir sunumunuz olacak. Oraya geçeceksiniz. Size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.